Flash Report'un 7 Mayıs 2025 tarihli haberine göre, Pakistan Hava Kuvvetleri, Çin yapımı PL-15E, çok uzun menzilli hava-hava füzesini ilk kez muharebede kullandı. Bu olay, Hindistan yetkililerinin 1971'den bu yana Hindistan'ın en ağır hava kayıpları olabileceği Pencab, Hoshiarpur'da bir PL-15 füze enkazının bulunmasıyla doğrulandı. Vagbani Punjab Keseri gibi Hint medyası, füze parçalarının fotoğraflarını yayınladı. Ancak konuşlandırılması ve yörüngesinin kesin ayrıntıları hala araştırılıyor. Söz konusu füze, Çin tarafından kullanılan PL-15 füzesinin ihraç versiyonu olan PL-15E olarak tanımlandı. 2025 yılı başı itibarıyla Pakistan'ın filosunda yaklaşık 45 ila 50 JF-17 Block 3 uçağı ve 20 J-10C'ye bulunuyor ve bu da PL-15E'yi fırlatma kapasitesine sahip yaklaşık 65 ila 70 savaş uçağı anlamına geliyor. JF-17'nin burun konisinin çapının yaklaşık 360 mm olarak tahmin edilmesi nedeniyle radar açıklığı küçülmüştür. Bu da muhtemelen 145 kilometrelik ilan edilmiş azami menzile sahip PL-15E'nin etkili menzilini, fırlatmadan sonra hedefleme verileri için havadan erken uyarı ve kontrol uçağından harici destek alınmadan JF-17 Block 3'ten fırlatıldığında 120 kilometrelik etkili angajman menziliyle sınırlamaktadır. PL-15E, Çin'in 607 Enstitüsü tarafından geliştirilen PL-15'in ihracat versiyonudur. PL-15E, Çin Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan PL-15'in 200 ila 300 kilometrelik menziline kıyasla 145 kilometrelik beyan edilmiş maksimum menzile sahiptir. Her iki varyant da çift darbeli katı yakıtlı roket motorlarıyla donatılmıştır ve Mach 5'i aşan hızlara ulaşabilir. Güdüm sistemleri ataletsel navigasyon, Beidou uydu güncellemeleri, çift yönlü veri bağlantısı ve aktif elektronik taramalı dizi radar arayıcısı içerir. PL-15 serisi, genellikle manevra yapan hava hedeflerinin imhası için optimize edilmiş yüksek patlayıcı parçalanma tipleri olan, 20 ila 25 kilogram arasında olduğu tahmin edilen savaş başlıklarını içerir. Bölgesel açıdan, PL-15'e Hindistan hava savunma planlamasına yeni değişkenler getiriyor. Hindistan, Ramjet tahriki sayesinde daha uzun menzile ve gelişmiş kaçış bölgesi yeteneklerine sahip meteor füzeleriyle donatılmış 36 Rafael uçağını sahaya sürüyor. Hindistan Hava Kuvvetleri ayrıca nominal menzili 110 kilometre olan R-77 füzeleriyle donatılmış yaklaşık 272 Su-30 uçağını da işletiyor. Dahası, Hindistan'ın S-400 Triumph yüzeyden havaya füze sistemleri, 400 kilometreye kadar angajman menzilleriyle ek hava savunma kapsamı sağlıyor. Bu yetenekler, hem sayılar hem de sistem entegrasyonu açısından Hindistan'ın devam eden avantajına katkıda bulunuyor. PL-15'in temel özellikleri arasında, düşük yakalama olasılığı dalga biçimlerinin kullanımı yoluyla karıştırma tekniklerine karşı direnç, gelişmiş frekans çevikliği ve hem aldatma karıştırmasını hem de geniş bant gürültü tabanlı girişimi engelleyebilen dijital sinyal işleme algoritmalarının entegrasyonu yer alır. Füzenin iki aşamalı çift darbeli tahrik sistemi, yüksek yanma hızı ve genişletilmiş angajman zarfları sağlıyor. PL-15E varyantı 3 metre 996 cm uzunluğa, 203 mm çapa ve 210 kg'a kadar ağırlığa sahiptir. Mach 5'i aşan hızlara ulaşmasını sağlayan çift darbeli katı yakıtlı roket motoruyla çalıştırılır. Füze tipik olarak 20 ila 25 kilogram arasında olduğu tahmin edilen yüksek patlayıcı parçalanma harp başlığıyla donatılmıştır. Güdüm sistemi eylemsiz navigasyon, Beidou uydusu ve veri bağlantısı aracılığıyla orta seyir güncellemeleri ve galyum nitrür ile inşa edilmiş bir AESA radar arayıcısı kullanılarak terminal aktif güdümleme içerir. Bu, elektronik karşı önlemlere karşı güçlü bir direnç sağlar ve genişletilmiş menzillerde angajmanlara olanak tanır. PL-15E için beyan edilen maksimum menzil 145 kilometredir. Ancak operasyonel menziller fırlatma parametrelerine ve platform sınırlamalarına bağlıdır. PL-15E'nin tahmini birim maliyeti resmi olarak açıklanmadı. Ancak savunma analistleri, İhracat müşterilerine sağlanan hacme ve destek paketine bağlı olarak, füze başına 900 bin ila 1,2 milyon dolar arasında rakamlar öneriyor.
J20 ve J35 gibi gizli platformlarda dahili taşımayı artırmak için katlanır kanatlara sahip yeni konfigürasyonlar geliştirildi ve yük kapasitesi 4 füzeden 6 füzeye çıkarıldı. PL-15'in geliştirilmesi, Çin'in havadan havaya muharebe yeteneklerini geliştirme ve gelişmiş Batı sistemleriyle eşitliği koruma yönündeki daha geniş stratejisini yansıtıyor. Çin stealth savaş uçağı teknolojisini geliştirmeye devam ederken, PL-15E bu uçakların stealth, menzil ve çoklu hedef angajmanının kritik önem taşıdığı modern hava savaşı senaryoları için daha donanımlı olmasını sağlıyor. Çin, bu füzeyi J-20 ve J-35 platformlarına dahil ederek, özellikle Pasifik gibi menzil ve gizliliğin görev başarısı için hayati önem taşıdığı tartışmalı hava sahalarında saldırı ve savunma seçeneklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca bu gelişme, Çin'in stealth avcı uçakları içinde dahili taşıma için optimize edilmiş füze sistemleri yaratma çabalarının da altını çiziyor. Katlanır kanat tasarımı, radar izlerini etkilemeden dahili füze sayısını arttırmayı amaçlayan F-35 için Amerika Birleşik Devletleri Sidekick adaptörü gibi benzer Batı projeleriyle uyumlu. PL-15E'nin tanıtılması, Çin'in füze teknolojisini gelişen hava muharebe gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlama ve iyileştirme yeteneğini göstermekte ve stealth filosunu gelecekteki potansiyel çatışmalarda dişli bir rakip olarak konumlandırıyor.